Cümlenin ögeleri çok çok önemli bir konudur. Soruyu iyi dinliyoruz. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Şıklarla benim işim yok. Sadece ögeleri ayırırken cümleyi, doğru soruyu doğru yere sormam gerekiyor. Bakalım. Türk tarihinde önemli bir yeri olan, unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan, Türkçenin kaderini değiştiren Karamanoğlu Beyliği hükümdarı Mehmet Bey, idareciliği sırasında Türkçeyi resmi dil ilan ettiği fermanında, bugünden sonra divanda, dergahta ve vergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır der. Ben aslında okurken bir yandan ögelerini ayırmış oldum. Çünkü Türkçede vurgu ve tonlama her zaman önemli. Cümleyi ögelerini ayırırken vurgulu bir şekilde okuduğunuzda zaten doğru tercihe gitmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakalım önce yüklemi buluyorduk. Der benim yüklemim. Kim der? Bakın, Türk tarihinde önemli bir yeri olan unutulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkçenin kaderini değiştiren Karamanoğulları Beyliği hükümdarı Mehmet Bey. Hepsi birlikte bir sıfat grubudur arkadaşlar ve Mehmet Bey ifadesine kadar özne olmuştur. Bu durumda aslında biraz şıklara bakabilirsiniz. Şimdi sonda yüklem başta özne olacak. Bursa şıkkını buradan elersiniz. Denizli şıkkını elersiniz. Adana şıkkını da elemelisiniz çünkü ortada hala anlamlandıramadığımız ögeler var. Bu da gitti. Cevabım ya C ya E. Ve şimdi bakıyorum. Evet. Ne der? Bakın dikkat, ne der? Bugünden sonra divanda, dergahta ve bergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır der. Yüklemin hemen önünde belirtisiz bir nesne olduğunu görmektesiniz. Nerede der? Türkçe'ye resmi dil ilan ettiği fermanında dolaylı tümleç. Ne zaman der? İdareciliği sırasında zarf tümleci arkadaşlar. Bakın, özne, zarf tümleci, yer tamlayıcısı dolaylı tümleçtir biliyorsunuz. Belirtisiz nesne ve yüklem, cevabım C arkadaşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklemi hem durum hem zaman yönünden belirten bir sözcük vardır? Arkadaşlar durum yönünden diyorsa durum zarfı, dikkat. Zaman yönünden diyorsa zaman zarfı. Evet, soruyordur bana. Bakalım şimdi. Gidişin suskun olmuştu ama dönüşün muhteşem oldu. Şimdi gidişin suskun olmuştu. Nasıl olmuştu? Suskun. Durum bakımından etkiledi. Durum zarfını biliyorsunuz ki nasıl sorusunu soruyorum. Zaman zarfına ne zaman sorusunu soruyorum. Bunlara da tabii ki dikkat edelim. Evet. Nasıl olmuştu? Suskun olmuştu. Durum zarfı muhteşem oldu. Nasıl oldu? Muhteşem oldu. İki tane durum zarfı olduğunu görüyoruz cümlede. Bunu eliyorum. Halihazır sorarken bir yandan da dünürü olacak bu insanları inceden inceye dikkatle inceliyordu. Nasıl inceliyordu? Dikkatle burada bir durum zarfını görmektesiniz. Ne zaman inceliyordu? Halihazır sorarken burada da bir zaman zarfı görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla iki benim için kesinlikle doğru. Gecenin bir vakti karanlık, sessiz sokaklarda yürürken pat diye karşıma çıkıverdi. Nasıl çıkıverdi? Pat diye çıkıverdi. Burada bir durum zarfını görüyorsunuz yine aynı şekilde. Ne zaman çıkıverdi? Sessiz sokaklarda yürürken burada da bir zaman zarfını görüyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar zaman zarfı ve durum zarfı olduğu için bu da benim için doğru. Cevabım 2 ve 3 yani Bursa ama diğer şıklara da bakalım. Ablasının kocası Veysel seve seve üstlendi bu kutsal vazifeyi. Nasıl üstlendi? Seve seve. Sadece durum zarfı var burada. Eliyorum. Çevrenin kışkırtması da zaten var olan kor ateşi üzerine bensin dökülmüşçesine alevlendirdi. Nasıl alevlendirdi? Var olan üzerine benzin dökülmüşçesine dediğimde arkadaşlar burada yine bir durum zarfını görüyorum. Zaman zarfı yok. Cevabım 2 ve 3 yani B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır? Ek eylemin geniş zamanın üçüncü tekil şahsı yani dırdır
Kimi zaman isim soru sözcükleri yüklem yaptıktan sonra düşebilir. Şundan bahsediyor. Kız çok güzel. Burada arkadaşlar kız çok güzeldir demek istemiş. Buradaki dırdır düşmüş, düşürülebilir. Bakalım. Biz ailen olarak aldığın her kararda sonuna kadar her zaman yanındayız. Yanındayız. Herhangi bir şey yok. Eledim ben bunu. Yeni açılan lokantamız yoğun ilgiden dolayı 24 saat açık. Arkadaşlar burada söylemek istediği şey şu. Açıktır. Dolayısıyla cevabım B. Ama diğerlerine de bakalım. Ben bu konuda ilk defa Alper ile aynı düşüncedeyim. Burada zaten im. Gördüğünüz gibi ekilem bu şekilde sağlanmış. Hafta sonu kiraz bahçesine gidemeyiz. Hava yağmurluymuş. Burada da yine yağmurlu imiş. Buradaki mışmış ek eylem yine bunu da eledim. Spor sonrasında taze sıkılmış portakal suyu içerim derken burada zaten fiile geldiği için im olmaz. Çünkü isme gelen olması gerekiyordu. Bunu da elerim. Cevabım Bursa şıkkı. Bu dizelerdeki altı çizili tamlamalardan hangisi tür bakımından ötekilerden farklıdır? Eğer size tamlamanın türünü soruyorsa isim tamlaması ya da sıfat tamlaması olup olmadığına bakmanız gerekiyor. Bakalım bu vatan, hangi vatan? Bu vatan. Burada bir sıfat tamlaması görmektesiniz. Tarihin dili. Arkadaşlar isim tamlamasında belirtili isim tamlamasına neyin kimin sorusunu soruyorsunuz? Belirtisiz isim tamlamasına ne sorusunu soruyorsunuz? Bunun dışında kalan bütün sorular sıfat tamlamasını verecektir. Neyin dili? Tarihin dili. Burada bir belirtili isim tamlaması görüyorsunuz. Belirtili it. Her taş. Burada belgisiz bir sıfat var. Sıfat tamlamasıdır. Bütün sıfatlar biliyorsunuz. Tutuşup kül olan ocaklarından. Nasıl ocak? Tutuşup kül olan ocak. Burada da bir sıfat tamlaması var. Saplanıp köpüren ırmaklarından. Nasıl ırmak? Saplanıp köpüren ırmak. Burada da bir sıfat tamlaması var. Cevabım ne olacak? Adana şıkkı olacak. İsim tamlamasıdır. Çok önemli bir soru. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala örnek oluşturmayan bir sözcük kullanılmıştır? Hakan, öğrendiği yeni bilgiyi unutmamak için odasının duvarına aşağıdaki notu asmıştır. Üleştirme sayı sıfatı er-ar ünlüyle biten sayıları eklendiğinde araya ş kaynaştırma harfi girer. Yani şundan bahsediyor Hakan bize. 2 er ama diyor araya şuradaki ş kaynaştırma sesini getir. 2 şer arkadaşlar. Babası vefat edince Antalya'da ikişer ev kaldı onlara. Gördüğünüz gibi iki er, iki şer araya ş gelmiş ve bu kurala uyuyor. 15'er kişilik sınıflarda özel bir eğitim alacaksınız derken şuradaki 5'erin altını çizdim. 5 er. Şu şekilde baktığınızda araya herhangi bir şey gelmiş mi? Gelmemiş. Buradaki ş 5'in kendisinde var zaten. Dışarıdan gelen bir ek değil arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım B. Altışar derken bakın şöyle yazıyorum. 6, evet ar, altışar. Gördüğünüz gibi ş araya girmiş. Bunu eledim. Dedelerinden 50'şer. Bakın 50 şu şekilde er yazarsınız. Araya ş geldiğini görürsünüz. Art, arda yapılacak bu iki sınavın süresi 20'şer. Evet 20 bakın er 20'şer şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Bunların hepsi uyuyor. Dediğim gibi cevabım B. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımında bir yanlışlık yapılmıştır? Türkçe Ural Altay dil ailesinin Altay koluna bağlıdır. Buradaki kısa çizginin sebebi arkadaşlar Ural Altay. İki tane aynı gruplu ifadenin arasına gelmesi, burada kısa çizgi kullanılması son derece doğru. Dolayısıyla A şıkkını eliyorum. Düğün için aldıklarınızın hepsi, her şey dahil 50 bin lira tuttu. Burada bir ara söz görmektesiniz. Ara söz ve ara cümleler iki kısa çizgiyle ayrılabiliyordu. Dolayısıyla Bursa şıkkı da benim için doğru. Bankamız siz değerli müşterilerimiz için cumartesi günleri 9,
13 saatleri arasında 9 ile 13 anlamını kattı buradaki kısa çizgi. Dolayısıyla kullanılabilir. Şöyle A, B ve C şıklarını eledim. Kurtuluş Savaşı'nda Misak-ı Milli kararları milletimizin kurtuluş reçetesi olarak görülmüştür. Arkadaşlar, Misak-ı Milli Farsça bir tamlamadır. Arapça ve Farsçadan dilimize giren tamlamalar Türkçeleşmiş olarak yazılması gerekiyor. Yani Misak-ı Milli'yi şu şekilde yazmamız lazım. Misak-ı Milli. Yine bakın Kuvayı Milli'ye yazarken şu şekilde Kuvayı Milli'ye şeklinde yazmamız gerekiyor. Keza Servet-i Fünun derken arada kısa çizgi yok. Çünkü Türkçenin böyle bir tamlama kuralı yok. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Cevabım D. Hava durumu verilerine göre Isparta'da gecenin beklenen en düşük sıcaklığı -7 derece olarak görülüyor. Tabii ki eksi anlamına da geliyor arkadaşlar kısa çizgi. Bu da doğru. Cevap dediğim gibi E şıkkı olacak. Sıfatlarla ilgili önemli bir sorudur bu. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Pekiştirme sıfatı, işaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisi sıfat ve niteleme sıfatı. Bakalım. Şu öksüz yavruya bakın. Şu yavru gibi düşünebilirsiniz. Şu öksüz yavru. Buradaki şu tabii ki bir işaret sıfatıdır. B şıkkı gitti. Sımsıcak kucak. Nasıl kucak? Sımsıcak. Gördüğünüz gibi pekiştirmeli olmuş. Pekiştirme sıfatıdır bu da. Şu yetim çocuğa yanan bir ocak. Arkadaşlar, buradaki bir yerine 2, 3, 4, 5 getiremiyoruz. Eğer ben 2, 3, 4, 5 getiremiyorsam herhangi ifadesini getirebilirim. Herhangi bir ocaktan mı bahsediyor? Evet. Herhangi anlamını kattıysa bir sözcüğü, ben buna gönül rahatlığıyla belgisiz sıfat diyebilirim. Dolayısıyla burada bir belgisiz sıfat var. Sayı sıfatı değil, dikkat edin. Eve bir ocak aldı deseydi o zaman sayı sıfatı olurdu. Ama şu yetim çocuğa yanan bir ocak, herhangi bir ocak anlamını kattığı için belgisiz sıfattır. Çorak toprağa yağan yağmur. Nasıl toprak? Çorak toprak. Bu da benim için bir niteleme sıfatıdır. Gördüğünüz gibi cevabım C olacak. Ama isterseniz sağlamasını yapıp devam edelim. Azgın su niteleme sıfatı. Mehmet'imin elinde çanlar açan kılıç niteleme sıfatı. Doktorumun elinde derman saçan neşter, derman saçan neşter niteleme sıfatı. Mimarımın, mühendisimin elinde pergel, cetvel. Ben ana, ben baba. Ben Fatih, ben İbni Sina. Ben Mimar Sinan olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum derken buralarda zaten sıfat yok. Cevabımız arkadaşlar C olacak diyorum. Çok önemli bir soruyla yanınızdayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? YSK, Yüksek Seçim Kurulu. Artık ben bunu kısalttığım için YSK şeklinde okuyabiliyorum ve gelen ek, özür dilerim, şöyle YSK, YSK'nin şeklinde yazmamda herhangi bir sakınca yok. Dolayısıyla A şıkkı doğru. Okul olarak İTÜ'ye yaptığımız gezide bölümler hakkında yetkililerden bilgi almamız üniversite tercihlerinde bize kolaylık sağladı derken İTÜ'ye, değil mi? Şu şekilde İstanbul Teknik Üniversitesi'ne demesine gerek yok. İTÜ'ye demesi yeterli zaten. Hepimiz İstanbul Teknik Üniversitesi olduğunu anlayabiliyoruz. B şıkkı da doğru. YÖK'ün derken arkadaşlar bu da bu şekilde yazılır. Doğru, çünkü büyük harfle yapılan kısaltmalarda gelen ek son harfin okunuşuna göre getiriliyor. Bunu da eledim. MHK'den derken arkadaşlar K'dir bu. Türkçe'de K diye bir ses yok. K'dir. Büyük harfle yapılan kısaltmaya gelen ekler kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre getirilir. Bu da doğru. Son dönemde tepki çeken sahneleri nedeniyle vatandaşlardan yoğun şikayet alan dizilere RTÜK'ten ceza yağdı. Arkadaşlar, RTÜK radyo ve televizyon üst kurulu demek. Dolayısıyla bakın RTÜK sonu K ile bittiği için RTÜK'den diyemem, RTÜK'ten demem gerekiyordu. Burada bir sertleşme, ünsüz benzeşmesi hadisesi olmalıydı. Dolayısıyla cevabımız E olacak. Den değil ten şeklinde olması gerekiyordu. Cümle türleriyle ilgili çok önemli bir sorudur. Bakalım. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle birleşik bir isim cümlesidir. Arkadaşlar, yüklem isim olmalı ve birleşik dediği için
İçinde kesinlikle fiilimsi olması gerekiyor. Bakalım. Bıttım, Güneydoğu Anadolu bölgesine yetişen bir meyvedir. Yetişendeki en an sıfat fiil, fiilimsi var. Evet, meyve ifadesi de isim, ek kelime alarak yüklem olmuştur. Adana şıkkı doğru. İkinci cümle olumlu ve kurallı bir cümledir. Bakalım, bıttım sabunu, yabani fıstık, bıttım yani bilinen adıyla menengiç yağından elde edilir. Baktığımda olumlu, içinde herhangi siz yok değil gibi olumsuzluk bildiren ibare yok. Yüklem sonda mı? Sonda. O zaman kurallı ve olumludur. B şıkkı da doğru. İçe baktığımda öznesi ortak sıralı bir cümledir. Sıralı cümle olabilmesi için bir kere şöyle iki yüklemin en az iki yüklemin, iki cümlenin yani virgülle bağlanmış olması gerekiyor. Bakalım. Bıttım. Siirt fıstığının aşılanmamış halidir. Siirt'e özgü bir sabundur. Bakın. Aşılanmamış halidir bir yüklem. Siirt'e özgü bir sabundur bir yüklem. Yani birer cümledir. Her yüklem birer cümle biliyorsunuz. Aradaki virgül iki tane cümleyi birbirine bağladığı için bu sıralı bir cümledir. Peki öznesi hangisi? Bakalım. Siirt fıstığının aşılanmamış hali ne? Bıttım. Öznem. Gayet güzel. Siirt'e özgü bir sabun olan ne? Gene bıttım. Bakın gördüğünüz gibi buradaki özne her iki cümlenin yüklemi için de ortak olarak kullanılabildi. Dolayısıyla C şıkkı da doğru. Dördüncü cümle yapıca bağlı bir cümledir demiş. Bakalım. Yapıca bağlı olabilmesi için arkadaşlar yine aynı şekilde sıralı, işte bağlı ya da birleşik olması gerekiyor. Bıttım sabunu tamamen elle yapılır ve yapımında kimyasal madde kullanılmaz. Buradaki arkadaşlar gördüğünüz gibi ve iki tane cümleyi bağladığı için arkadaşlar bu gördüğünüz gibi yapısı bakımından bağlı bir cümle. Yani iki cümlenin ya da iki yüklemin bağlaçlarla bağlanmasına biz bağlı cümle diyoruz. Evet, yapıca bağlı bir cümledir. D şıkkını da elerim. Beşinci cümle edilgen çatılı basit bir cümledir. Bakalım. Bıttım sabunu saç için kullanıldığı gibi cilt için de kullanılabilir. Kullanıldığı ifadesindeki dık dik sıfat fiil ekidir ve sıfat fiil eki cümleyi, daha doğrusu fiilimsiler cümleyi birleşik cümle yapar. Yani basit bir cümle değildir bu. Birleşik bir cümledir. Edilgen çatılımı kullanılabilir. Kullanılmak, başkası tarafından kullanılmak anlamını verdiği için edilgendir. Doğru ama cümle basit değil, birleşiktir. Cevabımız E olmalı. Önemli bir soru. Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Bakalım. Oynanır ifadesine baktığınızda oyundan oynamak. Buradaki U düştü ama buradaki EA bir yapım eki. Dolayısıyla oynanır ifadesi yapım eki almıştır. Biri eledim. İkiye bakıyorum adım arkadaşlar atmaktan adımdır. Sonra buradaki T de tabii ki yumuşamış D'ye dönüşmüş ama atmaktan adım olduğu için buradaki imin bir yapım eki olduğunu anlayabiliyorsunuz. Eğilip ifadesinde ip görmektesiniz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Eğmekten eğilmek, eğilmekten eğilip hem de iki tane yapım eki var. Bunu da bundan ötürü elerim. Dokundurulması ifadesine bakıyorsunuz. Dokunmak, dokundurmak, dokundurulmak, dokundurulma ve sığ si şeklinde baktığımda 3 tane yapım eki görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da var. Hareketlerindendir ifadesine bir bakalım. Evet, hareket, ler, in, den ve dırdir. Evet, dırdır bir bildirme eki, çekim ekidir. Denden arkadaşlar çekim eki, in hareketlerin, senin hareketlerin, iyilik eki bu da bir çekim eki. Lerler çokluk eki bu da bir çekim eki. Şöyle baktığımızda bir sürü çekim eki aldığını görmekteyiz. Peki herhangi bir yapım eki var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? A şıkkı olacaktır diyoruz. Karma dil bilgisi sorusu her zaman önemlidir ve her yerde karşımıza çıkabilir. Bu cümleyle ilgili olarak yargılardan kaç tanesi doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım. Yazım yanlışı yapılmıştır. Ressam Pablo Picasso'nun sevgilisini resmettiği ve daha önce hiç görülmemiş kara kalem çizimi ilk kez
Schottmeiss müzayede evinin düzenleyeceği açık artırmada görülecek. Arkadaşlar, müzayede evi belli ki bir kurum. Kurum ve kuruluşlara gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Dolayısıyla kesinlikle yazım yanlışı yapılmıştır. Hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır demiş. Hemen bakıyoruz. Hem yapım hem çekim eki. Sevgilisine ifadesine bakalım. Sevmekten sevgi, sevgiden sevgili, sevgilisi ne şeklinde düşündüğümüzde. Bakın, yapım eki, iki tane yapım eki almış. Sevgilisi onun sevgilisi diyebiliyor muyuz? Evet, onun sevgilisi diyebildiğimiz için bu bir iyilik ekidir ve iyilik ekinin bir çekim eki olduğunu biliyoruz. Sonundaki i de belirtme hal ekidir arkadaşlar. Belirtme hal ekinin de bir çekim eki olduğunu lütfen unutmayın. Dolayısıyla benim için bu da doğru. Yani şöyle ikinin de doğru olduğunu söyleyebiliriz. Bir sözcükte 3 farklı ses olayı vardır. Hemen bakalım. Resmettiği ifadesi daha ben metni okurken ilgimi çekmişti. Bakın, resim et diki şeklinde yazabilirim. Buradaki i'nin düştüğünü görmektesiniz. Yani burada bir ünlü düşmesi söz konusu. Doğru. Burada resim et diki derken D sesi, T sesi gibi sertleşmiş. Yani burada bir ne oluşmuş? Ünsüz benzeşmesi oluştuğunu görüyoruz. Burada da bir benzeşme var arkadaşlar. Resim et diki derken buradaki G'nin yumuşak G'ye dönüştüğünü görebiliyorsunuz. Burada da bir yumuşama söz konusu. Yumuşama, benzeşme ve ünlü düşmesi olduğunu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla 3 de benim için doğru bir şık oldu, doğru bir ibare oldu. Farklı türde belirteçlere yer verilmiştir. Belirteç dediği şey zarf. Bakalım. Açık artırmada görülecek demiş. İlk kez, şöyle bir baştan okuyalım. Ressam Pablo Picasso'nun sevgilisini resmetti ve daha önce hiç görülmemiş. Bakın, hiç görülmemiş. Hiç burada bir zarf. Ve ne zarfıdır? Bakın. Durum zarfı arkadaşlar. Kesinlik anlamı katan bir durum zarfı. Durum zarfları biliyorsunuz kesinlik anlamları ya da ihtimal anlamları katabiliyor. Ne zaman görülmemiş? Daha önce görülmemiş. Burada da bir zaman zarfı olduğunu görmektesiniz. Evet, zaman zarfı ve durum zarfı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dördüncü yargımız da doğru. Nesnesine göre geçişsiz bir fiildir. Arkadaşlar, geçişsizse onu zamirini kabul etmiyor ya da neyi ve kimi sorusunu geçişsiz fiile biliyorsunuz ki soramıyoruz. O halde bakalım, görülecek, onu görülecek, hayır olmadı. Kimi neyi görülecek, olmadı. O zaman kesinlikle geçişsiz bir fiildir. Bu da doğru. O zaman gördüğünüz gibi cevabımız 5 olacak, yani E şıkkı. Fiilimsiler sorusuyla yanınızdayım. İsim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir arada verilmiştir, kullanılmıştır diye sormuş bana. Bakıyorum. Buram buram memleket kokan en an sıfat fiil. Şöyle bir SF dedim. Bu küçük çaplı ziyaret sofrası karşısında nasıl tepki vereceğini ecek acak arkadaşlar sıfat fiil. Merak etmemek, gördüğünüz gibi burada da bir isim fiil var ama ne yok burada? Zarf fiil yok. A'yı eledim. Tenekeler içinde çeşit çeşit peynirin sergilendiği dık dik sıfat fiil. Bir dükkana uğrayıp ıp ip zarf fiil arkadaşlar. Tezgahın önündeki kara yağız delikanlıdan keçi peyniri istedik. Başka da fiilimsi yok zaten cümlede. Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa rengarenk açan çiçekler. Açandaki en an sıfat fiil. Bölgeye gelen göçmen kuşlarla şenlendi derken gelenindeki en an sıfat fiil. Burada başka fiilimsi yok. Ev turunu tamamlayıp ıp ip arkadaşlar zarf fiil. Mutfağa döndüklerinde kendinin değil de başkasının başından geçmiş gibi umursamaz görünerek, bakın görünerekteki erek arak zarf fiil. Görünmeyedeki meme arkadaşlar isim fiil. Umursamaz görünerek, nasıl görünerek? Umursamazdaki mezmaz şöyle sıfat fiil. Anlatmaya mema isim fiil. Başka fiilimsi var mı diye bakıyorum. Geçmiş gibi mışmış sıfat fiil. Arkadaşlar, ıp ip zarf fiil, erek arak zarf fiil, mema isim fiil. Yine buradaki mema isim fiil. Mış ve mez sıfat fiil olduğu için
Cevabımız D şıkkı olacak. Bir zamanlar televizyonda izlediği dık dik sıfat fiil, romantik filmler gibi sevilmeyi, mema isim fiil. Yine buradaki mema isim fiil. Burada da zarf fiil olmadığı için bunu eledim. Cevabım E.